Peki teden seçeneklerinde dediniz ki cerrahi ya da medikal mi nedir alternatifler diye sorum. Kişi tanıyı aldı artık biliyor ki uyku apnesi var ve tedavi olması gerekiyor. Sonra kişiyi neler bekliyor? Ya şimdi dedim ki ilk önce tıkanıklık neler yani? Mesela hafif basit horlama dediğimiz adam apnesiz horlama dediğimiz şey, basit horlama dediğimiz de o zaman ne oluyor? İşte veya horlama apneli olanlar da yine nedir? Tıkanın yerlerini açmamız lazım ki hava içeriye girse adam nefes alabilsin, kişi nefes alabilsin. Bu da ne oluyor? Bizim işte deviasyon varsa deviasyonu yapıyoruz. Burun tip ucu varsa tip, yani burun ucu kaldırma, çökmelere engel olma, burun etlerini küçültme, yumuşak damak sarkmalarını düzeltme, bademcikleri ise bademcikleri alma, dil kökü varsa dil kökünde hipertrofisi varsa tıkayan dil arkaya bas, onların küçültülmesi. Onun halinde faz 2 dediğimiz daha büyük cerrahi gerekiyorsa, mesela çenesini dardır. Genelde bu tip insanlarda çene küçük darlığı oluyor. Küçük çene veya dil büyük oluyor. Dille çene uyumsuzluğu, çene ilerletme cerrahileri veya maksiyle kemik ilerletme cerrahileri yapılabiliyor. Buna göre de artık her şey etap etap devam ediyor yani. Peki tedavisi ne oldu? Başarı da gayet iyi. Belirli sürelerde yine kontrolleri şart mı diye soralım. Ya da tamamen geçiyor mu? Nasıl işliyor? Yani şimdi baktığımızda zaten cerrahide siz hemen sonuç alıyorsunuz. Hava zaten kişi ameliyat oldu. Ameliyattan sonra Evet. ben rahat uyumaya başladım çünkü hava almaya başlıyor kişi. Evet. Hava almaya aldı zaten ikinci, üçüncü günden sonra hem kendisi hem partneri, eşi evet diyor bu rahatladı. Nefes al, uykusu daha sessiz oldu. Yani hatta öyle oluyor ki susturucu mu taktınız doktor bey bu cerrahi sırasında bu hastaya? Öyle diyenlerimiz de oluyor yani. Peki şimdi siz izleyicilerimizden gelen soru olduğu için aşamaları anladığımız kadarıyla dereceleri var bu uyku laboratuvarında verilen veriler sonrasında cerrahi ya da kontrol takibi. Burada hangi aşamada cerrahiye gidiyorsunuz diye soralım size. Zaten laboratuvarda bize test sonucunda geliyor. Diyor ki bu kişide tıkayıcı bir apne var. Yani bir apne var diyor. Bunu değerlendirilmesi söyleniyor. Biz ona göre kişilerle bir cerrahi planını yapıyoruz. Baktık ondan sonra ne oluyor? Tıkanma geçti. Apnesi var. Bu sefer dediğimiz tip apneliğinden cihaza geçiriyor. Bu sefer günde gecede en az 4 saat olmak üzere en az 4 saat olmak üzere cihaz oksijen hava verilmesi başlanıyor. Onunla birlikte apneleri geçmiş oluyor. Ha tabii bu cihaz sadece apnesi olanlar da değil, bazen aşırı apnesi olmayan, aşırı horlaması olan insanlara da önerdiğimiz oluyor. Çünkü o cihazla birlikte titreşim azalıyor. Hava daha rahat ulaştığı için tedavide de kullanılıyor basit horlamada da. Uyku apnesi şart değil mi hocam tedavi için? Uyku apnesi şart çünkü uyku apneli hastalar Çernobil kazasını biliyorsunuz Tabii. 1986'da. O en büyük sebeplendirmesi teknisyenin apneli olan bir hasta teknisyen sonucu kontrolleri iyi yapamam uykuya kalması sonucu olduğu iddia ediliyor. O kadar Ha, hassas bir onun durum. haricinde en büyük tanker kazası mazot yüklü geminin patlaması ilk yanması sürecinde bu da yine bir oradaki kullanıcının apneli olup kaza yapması sonucu olan. Hatta bizim günümüz hep söylerler otobüs şoförü uyudu. Uykuya Uykuya daldı. daldı. Bunun Evet. sebebi hepsi genelde araç sırasında çoğunun altında bir apne ortaya çıkacaktır. Yani o apne olan kişiler gündüz uykuluk başlıyor. Durduğu yerde az önce dediğiniz gibi televizyon izlerken şey yapar. Trafikte iki ışık arasında dururken bile, kırmızı ışıkta dururken bile hemen uykuya dalır. İrkilir sonra. Evet, birden o şey. Bunların hepsi apne olan. Ondan sonra bunların genelde depresif kişiler, hayatta mutsuzluk vardır. İştahları açıktır çünkü mutluluğa ulaşmak daha çok. İştah açık olduğu için bu sefer ne oluyor? Kilo alma açıyor. Kilo aldıkça bu sefer apnesi daha çok artıyor. Bir kısır döngüye girmeye başlıyorlar. Onun halde Zincirleme tabii. bu hastaların metabolik sendrom dediğimiz kan şekerleri kolay kolay düşmüyor. Yüksek seviyede diyabet, yani kan şekeri yüksek. Hipertansif insanlar oluyor. Agresif insanlar oluyor. Sinirlilik yapıyor. Çünkü derin uykuya dalamadığı için, dinlenemediği için genelde uykusuz ve sinirlilik bir halde yaşamaz. Şey Evet. yok. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi uyku apnesi olan kişilerin oksijen miktarı mı azalıyor? Niye orada bir anda böyle uyku haline geçiyor? Kilo dediniz evet. Etkili metabolizmanın bozulması evet. Burunda sıkıntılar evet. Orada tamamen oksijensiz de kalma diyebilir miyiz? Apne dediğim zaten o süreçte Tamamen. sürede oksijen gitmemesi. Gitmemesi. Beyine ve bütün vücuda oksijen gidilmemesidir. Yani zaten beyin uyarı veriyor zaten kişiye ki kalk uyan ki Kendine nefes gel. al ki ben tekrar Kendine. hayata döneyim diye. Yani burada ne oldu? Bu yorgunluk ve stres sizde en ufak yani işi devam ettiremediğiniz sürede en ufak şeyde hemen tekrar uykuya dalma isteği oluşturuyor yani.
Bir de tatlı tatlı uyurlar orada. Güzel uyuduklarını zannederler ama aslında orada bir sağlık sorunu yattığında unutmamak büyük gerekiyor. Büyük bir tehlike altında. Yani özellikle operatör dediğimiz kullanıcı kişilerin yani bu şeylerde dikkat edilmesi gerekmektedir. Yani. Belki de belirli dönemlerde hocam yönetim çalıştığı şirket mutlaka teste gönderiyordur. Çünkü ya, şakası yok. Kül alımına, ondan sonra uykulu ona dikkat ederlerse yönetici kesimler, bu kişileri kullanıcıların yani ona dikkat edildiğini, durduğu yerde uyukluyorsa bu kişilere uzun süreli görev verilmez. Çünkü dikkat hemen dağılıyor. En ufak bir boşluk oldu, uykuya hemen kayıyor. Yani bunlara çok dikkat, yönetici kesimlerin dikkat etmesi gerekmektedir.